Aç artık şu telefonu Sıtkı ya. Belledi karın. Açana kadar da arayacak. Ne var Toprak? Ne var? Sıtkı, Nazlı hiç iyi değil. Düşmüyor ateşi. Geleceğiz dedik ya Toprak. 10 kere arama. İşim var, hadi kapat. Nerede kalmıştık? Ya keyfim kaçtı. Ben bulurum kız o kaçanı. Sen bekle, ben 2 dakikaya geliyorum, tamam mı? Bekle deme bana. Oyalanmayacağım dedin, hemen gel. Anladık Cüneyt, tamam. 2 dakika dedik. Bana ne trip atıyorsun kızım ya? Kaza yaptım diyorum, anlamıyor musun? Köpek eder beni. Zaten gözüne gireceğim diye kılı kırk yarıyorum. Gideyim mi ben Cüneyt? Kapıyı abla. Annem duymasa iyiydi. Duysun. Sürtmeye gitmiyoruz ya. Hem kaynanan sana kızacağının, dostunun koynundan çıkmayan oğluna kızsın. Üf, hadi Toprak. Ne oluyor kızım? Bir şey yok Sabriye teyze. Toprak? Nazlı yanıyor anne. Hastaneye götüreceğiz. Kızım, kocan yok mu senin? O gelsin, o götürür. Aradım anne. Birazdan geliyorum dedi. 3 saat oldu. Sen nasıl götüreceksin peki? Cebinde 5 kuruş paran mı var? Hem öyle bebek ık deyince hastaneye götürülmez ki. Suya sok, çıkar, iyileşir. Sıtkı, ikimizin de canını okuyacağım. Toprak! Yusuf Bey. Telefon. Kim? Gülsüm Hanım. Ne var Gülsüm? Oğlun geliyor. Tamam, sen annemlerle hastaneye git, ben sonra geleceğim. Sana erkek evlat veren kadını böyle mi göndereceksin Yusuf Hancıoğlu? Hem nikahsız. Hem ersiz. Gülsüm, sen annemlerle hastaneye git, sonra geleceğim dedim sana. Sen gelip bana nikaha basmadan dışarı adımımı atmam. Gülsüm. Ne oldu abla? Ne olacak? Almayacak beni aklınca. Nasıl ya? Ama tanımıyorlar daha Gülsüm. O kadar kolay değil. 9 aydır boşuna mı taşıyorum ben bunu? Değil mi? Abla. Gel. Sakin abla. Tamam, gel. Kimse yok mu orada? Tamam. Tamam, geçti. Ya. Tamam. Tamam Yusuf'um, ben şimdi hallediyorum. Tamam oğlum. Kahveni getiriyordum ben de Hamiyet Hanım. Bırak şimdi kahveyi mahveyi Sultan. Gülsüm nerede? Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Tamam ablam, sakin. Sakin, tamam ablam. Geçti. Geçti ablam, geçti. Sakin, sakin. Kızım, sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Yürü çabuk hadi hastaneye. Yok ya, yemezler. Ben bilmiyor muyum sizin niyetinizi? Çocuğu alacaksınız, sonra beni defedeceksiniz. Yok öyle. Söyle o paşaoğluna. Memuru alıp hemen gelsin.
Hancıoğlu soyadını almadan doğurmam. Bana bak Gülsüm. Sen bizi iyice aptal mı belledin? Ha? O küçücük aklınla beni oynatmaya mı kalkıyorsun hanım? Zaten karnı burnunda çıktın karşımıza. Bu çocuk Yusuf'tan mı değil mi o bile belli değil. Yusuf'un tabii ki. Ha, nereden belli? Oğlum hayatında seni bir defa görmüş, o da yatağında. Onun için bana öyle sabi kız numaraları yapmaya kalkma. Hadi, hadi yürü. Yürü gidelim hastaneye. Ablam son sözünü söyledi hanım abla. Çağır oğlunu gelsin. O gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz bilsin. Ablamın sebebi olursunuz. Ben de size bunun hesabını sorarım. Babe diyeceğin var mı hanımım? Ara Yusuf'u hemen gelsin. Hadi ben kaçtım abla. Ne demek kaçtım? Gelmiyor musun Cüneyt? Ya annemi teyzemgillere bırakacağım ya. Teyzenler dün gelmemiş miydi seni? Ya tamam işte hepsi oradalar. Topyekün alıp götüreceğim. Cüneyt sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ya salak salak konuşma. Ne saklayacağım senden Havva? Abla. Tamam hadi git. Devlete gitseydik keşke. Lan yarın sıra gelirdi artık. Bende hiç para yok ama. Ne yapalım canım, dakikasında boğazımıza yapışacak değiller ya, bulacağız bir yolunu. Hemen şunu uygulamaya başladın kızım. Nesi var kızımın? Havale geçiriyor. Ateşini düşürmemiz şart. Daha erken müdahale gerekir. Allah. Tamam, yok bir şey geçecek. Lütfen sizi dışarı alalım. Tamam. Hadi canım. Uğursuz şey. Pavyondan çıkma arsız. Biz sana insanlık ettik. Evimizi barkımızı açtık. Oğlum senin yüzünden evi terk etti. Bir de şunun ettiğine bak. Hanımım Yusuf geldi. Bismillah. Oğlum bu bizi dinlemiyor. Artık ne yaparsan yap. Sen dışarı çık. Şu haline bak. İyi değilsin. Hemen ambulans çağırıyorum, hastaneye gidiyoruz. Benim devam ambulans değil. Senin karın olmak. Eğer aşağıda nikah memuru yoksa hiç zahmet etmeyin. Beni yerimden kaldırmayın. Bu hırsın senin başına dert açacak Gülsüm. Ne olacaksa olsun. Çoktan gözümü kararttım. İnsan kendi canıyla kumar oynamaz. Bak senin çocuğuna baba olurum. Ama sana koca olmam. Bunu defalarca kez söyledim sana. Bunları benden habersiz 6 ay gebe gezerken düşünecektin. Sen de beni yatağına alırken düşünecektin. Yusuf Hancıoğlu. Münevver! Gülsüm! Gülsüm kendine gel. Münevver! Neden kimse bir şey söylemiyor? Sabret ablacığım. Sabret biraz. Geldi seninki. Nerede Nazlı? Bir aldılar içeri. Hala ses yok Nazlı'ndan. Sana soran olmadı. Senden evde görüşeceğiz. Ne olmuş kıza Baldız? Senin keyfini beklerken havale geçirmiş çocuk. Doktoru geç bile kalmışsınız dedi. Hı.
Bey, siz şimdi ablama çok kızdınız ama malum canı burnunda. Yoksa o sizi çok sever sayar. Demin abimle hesap soruyordun. Ne oldu şimdi? Ablam burada can derdinde, sen neyin derdindesin? Öyle gerginlikten ağzımdan kötü sözler çıkmış olabilir Münevver bacım. Ama biz eniştemizi çok sever sayarız. Abi hızlı git, iyi değil. Sağ olasın. Bana bak, ara şunları tekrar. Daha çıkalı ne kadar oldu hanımım? Münevver arar bizi doğum olunca. Of, of. Helalime rezil olduğuma mı yanayım yoksa? İlk erkek torunumu şöyle gururla kucağıma alamadım ama. Baksana başımıza neler geldi Sultan. Kim derdi ki Yusuf'un çocuğunu milletten saklayacağız diye? He? Vallahi test mest yaptıracağım diyor ama Yusuf Bey oğlum kimseden bir şey saklamıyor. İlden bile duyanlar olmuş. Ne zamandır benim telefonum da susmadı. Bana bak. Benim oğlum hem günahının hem sevabının ardında durur. Soran olursa öyle söylersin. Başka ne diyeceğim hanımım? Kadın rahat etsin diye evi bile ona bırakıp gitti. Yusuf Bey oğlumun insanlığı kimsede yoktur diyorum. Ay tamam tamam hadi. Başım çatlıyor, bir kahve yapın getirin hadi. Hemşire hanım, ne oldu bir girdiniz içeri hala ses yok. Nazlı nasıl? Daha iyi mi? Durumunu birazdan doktor bey gelip size bildirecek. Sakin. Abi bir şey olmaz değil mi? Olmaz inşallah. Yüreğim daralıyor abla. Bak hala bir ses çıkmadı. Dur bakalım. Öyle hemen kötü düşünme. Bir sakin ol. Gelir şimdi doktor. Gülsüm nasıl? Maalesef anneyi kaybettik. Thank you.
Dostlar sağ olsun Parmak amca. Buyurun. Dostlar sağ olsun. Buyurun. İnna cealna fi a'naqihim awlalan fehiye ilel edhan fehum mutmahun. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden. Nikahını almadı, tutup duasını okutuyor. Böyle ya da böyle. Çocuğunun anası. Bakalım. O da muamma. Kız Sultan, bir doktor mu çağırsak ne? Sabahtan beri ağlıyor bu çocuk. Susturun şunu. Ha, aklıma geleni ettim Yusuf Bey oğlum. Ne biberon alıyor ne emzik. Hiçbir şey kâr etmiyor. Sultan abla bul yolunu sustur işte. Tövbe yarabbim. Ha, susuver aslanım. Susuver yavrum, kendini de harap ettin. Bizi de perişan ettin. Yok. Mamayı bir den versek de. Hadi bir dene bakalım. Ha? Yok anacığım. Yok. Mümkünü yok almıyor. Sultan. Bu çocuğa bir tane süt anası bulmamız lazım. Tamam. Bulalım bulmasına da. Bebekli kim var ki? Ne bileyim ben canım. Ara bul. Koskoca memlekette bir tane emzikli kadın vardır elbet. Tenzilel azizi rahim, letizdire kavmen mal, indire abayühüm fehüm gafilun, legatakkal kavle ala ekserihim fehüm la yu'minun. İnna ce'anna fi evnâkihim evlâlen fehye ile lezgâni fehüm mekmehûn. Ve ce'anna min beyni eyde hemsetten ve min halfe hemsetten ve evşeynâhüm fehüm la yuhtirûn. Misin toprak? Biliyorum. İçin yanıyordur şimdi ama. Takdiri ilahi işte. Dün geceden beri kendimi yiyorum. Acaba diyorum, sen çağırdığında bırakıp gelseydim işi gücü, yaşar mıydın Nazlı? Sonra da diyorum ki kendi kendime, sen hazır olup yetişsen ne fayda? Olacakla öleceğin önüne geçilmez.
Öyle değil mi? Sıtkı! Oğlum neredesin? Hadi sen de salma kendini bu kadar. Bak bu halin Allah'a isyana girer. Ölenle ölünmez, bilirsin. Hayırdır Ahmet abi? Bilmiyorum Hava abacığım. Bizim patron aratmış seni. Ulaşamamış. Bana da git kap gel dedi. Allah Allah. Söylemediniz mi durumu? Ben şimdi kardeşimi bırakıp nasıl geleyim? Söylemez olur muyum? Ama biliyorsun patronu. Gelsin dedi, kestirip attı. Tamam. Peki. Geleceğim abi. Tamam. Yusuf'um, ben de seni arıyordum. Kaymakam Bey sana bakındı ama göremeden gitti. Tamam, ararım ben anne. Ne tuhaf değil mi? Hayat. Bugün varsın, yarın yoksun. Daha dün burada Gülsüm'le kavga ediyordum. İnsan inanamıyor. Allah taksiratını affetsin. Amin. Bu Gülsüm seni çok üzdü değil mi oğlum? Benim kara gözlü oğlum. Ama sen son görevinde layığını yerine getirdin. Ne diyeyim? Allah onun ömrünü oğluna versin. Hırsının kurbanı oldu işte. İlk hamile kaldığında gelseydi kimse bunları yaşamayacaktı. Her şey güzellikle hallolacaktı. O da şimdi hayatta olurdu. Ben yine de hayatım boyunca vicdan azabı çekeceğim. Aa, ay sakın oğlum. Sakın, sakın suçlama kendini. Sen elinden geleni yaptın. Yusuf'um. Söyle anne. Yeri değil belki ama sana bir şey söyleyeceğim. Ne olacak bu çocuk? Hala benden değil mi diyorsun? Yaptıracaksın mı o testi? Ah be güzel oğlum. Şöyle bir alıversen kucağını var ya. Ha? Bu oğlan aynı sen. Senin bebekliği. Şöyle bir koklasan bir daha bırakamayacaksın inan. Anne hele bir dur bakalım. Bir iki gün geçsin. Şimdi cenazemiz var. Siz sahip çıkın. Bütün ihtiyaçlarını görün yeter. Ben de sana bakıyordum. Ha Sultan. Hı. Ne oldu, az bir şey sakinledi mi oğlan? Nerede? Karnını doyurmadan susmayacak belli. Süt ana işi ne oldu? Şimdi Çavuşoğlu'nun Sibel'le konuştum. Hemen gelirim dedi. Ay çok şükür. Ay çok şükür. Gelsin de hemen oğlanın karnını doyursun bir güzel. Yalnız bebeğimi de getiririm diyor. Koyacak yerim yok dedi. Beş aylık çocuk kime emanet etsin tabii. İyi de Sultan, bizim kalabalığımız kendimize yeter. Birkaç gün sonra Nurcan gelir kızıyla. Burası da böyle çocuk yuvasına döner. Yok anacığım yok. Benim kaldırmaz bu kadar kafam gürültüyü.
Daha münasip birini bulamadın mı canım? Yok mu ortalıkta yeni emzikli kadın? Var tabii. Benim yeğen emzikli Şeref ablamın kız. Bebeğini bugün verdi toprağa. Cenazeye gideyim istedim ama evin hali malum. Sağ bile diyemedim bunu. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sultan. Hı? Bir sorsan kız. Kızın acısı çok taze. Bilmem gelir mi? Şeref'e bir söyle. Anlat bir. Oğlan acısından yeri göğü inletiyor de. Bir an evvel gönderiversin kızı ha. Anlatayım. Anlatayım da bakalım ne diyecekler. Ah inşallah. İnşallah. Ava. Hayırdır ne işin var senin burada? Cenazeniz yok mu sizin? Baban çağırtmış haberin yok mu? Yok. Niye ki? Bilmem. Öğreniriz şimdi. Tamam ciğerim hallederiz kolay. Bir sözüme bakar. Benim sözümün üzerinde söz var mı? Hadi öptüm yanaklarından. Tamam. Şimdi işim var. Sen bir çıkıver. Yalnız konuşayım. Yaklaş abi. Otur. Cüneyt seninle konuştu değil mi? Hı hı. Konuştuk. Düşüncelerimi söyledi yani. Anlattı. Bağ bozumundan sonra yaparız düğünü demişsiniz. Bugün yarın istemeye gelirler demişti Cüneyt. Ama söyledi mi bilmiyorum. Yeğenimi kaybettik biz. Başın sağ olsun. Sağ olun. O yüzden bu isteme işini biraz ertelemek gerek. Yani kardeşimin acısı üzerine düğün kuramam ki ben. Kızım gelin de sensin güveyi de sen. Rüya mı görüyorsun sen? Sen bizim aileye gelin mi olacağını sanıyorsun? Ben o kafasıza söyledim. O kızla ilişkini bitir diye. Bir daha yan yana gelmeyin diye. Bırakmadın oğlanın yakasını. Bu işin cılkı çıktı. Burada çalışman da doğru değil artık. Bir dakika. Siz bizim Cüneyt'le görüştüğümüzü bilmiyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Onayım da yok zaten. Ben yapışmadım Cüneyt'in yakasına. Kendi yalvardı evlenelim diye. Razı gelmeyince de kapımızda yattı. Kesme balı. Git hesabını ödesinler. Direkt çıkışını versinler. Bunca zaman yolduğuna sayarsın alacaklarını da. İstesen de almam kuruşunu. Oğlum benden sonrakilere yedirsin. Hava, ne oldu, ne diyor babam? Sakın bir daha adımı ağzına alma Cüneyt. Hava! 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 Hava beklesene Hava! Hava! Sakın peşimden gelme Cüneyt. Afiyet olsun hanımla. Kızım buralara da servis yapın. Afiyet olsun. Afiyet olsun hanımla. Ne oldu anne? Az biraz yatıştın mı bebek? Ah nerede, nerede yavrum nerede? Bir avazı yerde, bir avazı gökte. Uyumadı değil mi? Hı-hı. Şunun haline bak. Saat ortalarda dolanıyor. Homini gırtlak tumba yatak. Dün rahmetli başkanın mezarına gittim. Bir hafta oldu toprağı vereli. Şimdiden geride kalmış yeri. Toprak cana doymuyor. Her gün bir can veriyoruz barına. Peki ne zaman yapılacakmış seçim? Bassız kalacak diyoruz ya, yapılır en kısa zamanda. Tabii canım, tabii. Yusuf. Gülsüm'ün kardeşi Gül neredeler? Niye gelmediler duaya? Var bir dertleri ama anlarız bakalım baba. Ne
armut gibi kaldık iyi mi? Benim kızım ölmüş. Sen ne diyorsun Emir? Ölenle ölünmüyor anne. Bir şey düşünmemiz lazım. Şimdi bizi konaktan içeri koymuyorlar ama yakında zırnık bile koklatmazlar bilesin. Nasıl koklatmazlarmış? Sen öyle san. Boşuna ölmedi benim kızım. Anne, aylarca içlerinde yaşadım ben. Ablamı, oğlunun kızını hiçe saydı Yusuf denen o herif. Sen ben kimiz ki onlar için? Ne yapacağız ki? Çocuğu isteyeceğiz. Verin torunumu diyeceğiz. Çocuk bizden sonuçta. Ne çocuğu diyorsun sen ana? Bak, sakın bana güvenme. Bu yaştan sonra ablamın oğlu için gidip elin yanında çalışmam bilesin. Bir anlayıp dinlemeden ne delleniyor? Koskoca hancıoğulları döllerini bize verirler mi sanıyor? Biz çocuğu alacağız diye gözlerini korkutacağız. Onlar da aman torunumuz bizde kalsın diye bizi paraya boğacak. Başbakan olacak karşısın biliyor musun? Hava! Bana ne kızıyorsun kızım ya? Adam yaşlı diyorum. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Kalbinde pil var, bir şey de diyemiyorum. Çocuk mu kandırıyorsun Cüneyt sen? Adam unutmuş falan değil. Basbayağı gelin olarak istemiyor işte beni. Ya yok öyle bir şey. Bana sinirlendi, ondan öyle diyor. Bana bak. Ne bu edalar bu caka? Sen bana inanmıyor musun kız? Posta mı koyuyorsun yani bana? Allah aşkına sus Cüneyt. Zaten cinim tepemde. Bir de hıncımı senden çıkarmayayım. Olmayacak duayı da oldurmaya çalıştın. Olmadı işte. Bitti gitti. Herkes kendi yoluna. Hava, sinirleniyorum diyorum ama ha. Seviyorum diyorum kızım seni delicesine. Sen burada bana dikleneceğine gidip babana diklensene. Bir tek bana mı geçiyor senin dişin? Bana bak, sinirleniyorum Hava. Çok da umurumdaydı. Sen bana baksana. Seviyorum diyorum kızım seni ölümüne. Cüneyt bırak. Bırakmazsan ne olur? Çok mu istiyorsun beni? Çok istiyorum kız, çok. O zaman iki tane yüzük alır öyle gelirsin Cüneyt. Adam olur beni hak edersin, tamam mı? İki yüzük dediğin ne ki kızım? Kuyumcuya götüreyim, halasını alayım sana. Hava! Şişt, hava! Komşu başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Burada değil Cüneyt. Tamam kızma. Ya istersen çek vur beni ama ne olur bana böyle surat sallama Hava ya. Git buradan. Bak çok kötü şeyler olacak. Git buradan Cüneyt. Demek öyle ha. İşine gelmeyince çekip gideceksin. Tamam. Anladım ben seni. Öyle. Ne oldu? İşten attılar. Ne? Duydun işte baba. İnsan Mustafa Belgen'ini işten atar mı? Evlilik yalan oldu değil mi? Toprak bekliyor baba. Ne kadar konuşmazsan konuşma. Yüzünden belli zaten. Oyalıyor değil mi seni kalpağın önünde gideni? Bak. Sende de kabahat var be kızım. İlk geliyoruz, geleceğiz dediklerinde ben anlamıştım zaten. Bu Cüneyt seni almayacak. Onun derdi başka. Sonra konuşalım mı baba? Aa, anne senin ne işin var evde? Niye toprağın yanında değilsin sen? Teyzen aramış, ona geldim. Teyzen mi? Aa, demek aklına geldi aramak. Cenazeye bile gelmedi. Konakta da cenaze ver Hava. İşi gücü bırakıp nasıl gelsin kadın? Doğru. Dünyanın merkezi o konak çünkü. Arabi başsağlığı diledi ya. Yüreğine sular serpilmiştir şimdi. Ya onun için aramamış. Onu bile çok gördü yani. Hava! Ne? Toprak'la bir konuşuver dedi. Bana kalsa hiç münasip değil ama.
Neymiş derdi? Toprak konağa gelip Yusuf'un öksüzüne süt analık eder mi diye sordu. Toprak nerede? Odasında uyuyor. Beğenemedin mi? Paşa torunu musun sen ha? Paşa torunu musun? Bak edepsizi bak bak bak. Ay hele şunun dudak bükmelerine bak bak bak. Yedim o ağzı. Öyle öyle öyle. Sultan, Şeref'ten haber yok değil mi? Aramadan mı? Kız bana bak Sultan, aklıma ne geldi? Bu süt anası olsun dedik de bunlar bu işi bedava sanmasın mı? Git Şeref'le konuş. Kızı gelip torunumu doyursun. Neyse hakkı vereceğiz. Hem de fazlasıyla. Hamiyet Hanım, müsaade et de ben bir koşu gidip geleyim. Hem başsağlığı dilerim hem de kızı tuttuğum gibi alıp gelirim. Ay iyi, tamam. Sen bu işi hallet, ne istersen onu yap. Yalnız... Beşiğine koyunca koparıyor yaygarayı. Al bunu da. Ben hemen gider gelirim. Kuşu, akı kuşu, küçük Yusuf'um, kara gözlüm. Ah da kurban olsun babaannesi benim oğlum. Biraz sonra sütler gelecek. Benim oğlum karnını doyuracak. Değil mi benim oğlum? Değil mi benim bittim? Sultan gitti, süt anasını alıp gelecek. Karnı doysun, hiç ağlamaz, merak etme. Ne yaptın sen?
bıraksaydın beni. Yaşamak istemiyorum. Ben seni bırakabilir miyim? Ha? Kıyabilir miyim ben sana? Ne demek konuşmadım daha abla? Ya kızın ciğeri yanıyor Sultan. Eve de gelmedi. Ya tutup da kaynanasının yanında mı konuşsaydım? Asıl onların yanında diyecektin. Sıtkı'nın durumu malum. Toprak he dese hayatları kurtulacak. Koca Yusuf Bey'in oğluna süt analık etmenin pahası biçilmez. Hamiyet Hanım kesenin ağzını ardına kadar açtı. Aman eksik kalsın paraları. Hem bakalım kızın gönlü olacak mı? Öyle senin benim dememle olmaz bu işler. Aptal aptal konuşma kadın. Ya sen karışma Remzi. Niye? Sen onun anasıysan ben de babasıyım. Onun iyiliğini düşünmek benim görevim. Baldız, bu acılı gününde kızı sana yollarım ama... Aması maması yok enişte. Dediğimi duydunuz. Kızı razı ettiniz ettiniz. Hamiyet Hanım o kadar naza gelmez. Başkasına haber salın der, olur biter. Ne lüzum var başkasına? Sen kadını oyala, ben akşam olmadan sana yollayacağım kızı. Vallahi keyfiniz bilir. Böyle bir fırsat çıkmışken faydalanın istedim. Bana göre hava hoş. Kızla konuşun, bana haber edin. Razı edemezseniz başkasını bulalım. Konağa kapağı atmayı bekleyen çok nasıl olsa. Ben konuşacağım. Ya kızın vaziyetini görmedin mi Remzi Efendi? Bu durumda nasıl yollarız kızı konağa? Sanki durumu iyi olsa diyeceksin. Yarasının tazeliğini bu yoklukta nasıl onaracağız? Kızım. Canım, daha iyi misin şimdi? Hadi Şeref, güzel kızımıza bir çay yap sıcak. Hiç dil dökme baba. Gitmem diyor. O niye kızım? Biz ananla konuştuk, kararlaştırdık. Hem sen seversin teyzeni. Bir iki gün orada kalırsın, dinlenirsin. Fena mı? Oo, ekmek elden, su gölden. Hem onların çocukları kıymetlidir şimdi. Yani sütün yağlansın, bebeğe yarasın diye etini, balını eksik etmezler. Sen de şu yalan dünyada birkaç gün hanımlık edersin, fena mı? Baba yapamam. Başka bir çocuğu bağrıma basamam. Nazlı'nın sütünü satamam. Ama sen çocukları seversin. Remzi Efendi, kızı rahat bırak. Duydun işte, gitmek istemiyor. Ya zorla kolundan tutup götürecek halimiz yok ya. Ya sen karışma Şeref. Biz baba kız konuşuyoruz şurada. Acısının tazeliğinden yapacağı işin sevabını anlayamadı yavrum. Senin derdin sevap falan değil baba. Sen cebinin nasıl dolacağını düşünüyorsun. Al şu kızını gözümün önünden. İyice asileşti. Eşek kadar oldu demeyeceğim. Alacağım ayağımın altına. Kim ki kızımı zorla götürmeye kalkar, karşısında beni bulur Remzi Efendi. Toprak istemedikçe o eve gitmeyecek. Gel, gel. Oğlum. Efendim anne. Gidiyor musun? Hı. Yeri değil ya, bir şey soracağım. Buyur anne. Gene o bağ evinde mi kalacaksın? Akşama gelirim. Günlük mü? Temelli geleceğim, merak etme sen. Benim oğlum, benim aslan oğlum. Benim kara gözlü oğlum.
Hadi. Hadi git. Hadi selametle. Hadi yavrum. Sağ ol anacığım. Allah'a ısmarladık. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Lafa gelince anamızı çok seviyoruz. Onun uğruna ölürüz diyorsunuz. Al işte sen işsizsin. Ben geberene kadar çalışsam annenin ilaçlarını alamam. Kadını ne kadar düşündüğünüz belli. Baba sessiz ol. Ben toprağa işten atıldığımı söylemedim daha. Boşuna saklıyorsun. Yarın bir gün gözü açıldığında neden evdesin demeyecek mi? Ama yok. Her şeyi benden iyi bilirsiniz. Onu zamanı gelince düşünürüz. İyi güzel. Bekleyelim acıdan kızın sütü kesilsin. Bu fırsatı da kaçıralım. O zaman ne olacak Havva Hanım? Annenin ilaçlarını alamadığımızdan hastalığı ağırlaşacak. O zaman toprak bize neden benden sakladınız? Ben konağa giderdim, anama bakardım demeyecek mi? O kadar kolay değil baba. Gördün işte toprağı. Eve gelirken konuştum. Bağrına basarsın oğlanı, birbirinizde teselli bulursunuz dedi. Dinletemedim ama hayır dedi, kestirip attı. Ben ne yapayım? Demek başka çaremiz yok kızım. Alacağız toprağı karşımıza. Senin işsizliğini, ananın hastalığını, konağa gitmesi gerektiğini açıktan anlatacağız. Tamam baba. Ben seni anladım. Toprağı ikna edeceğim ama sen bu işe karışmayacaksın. Hiç karışır mıyım ha kız? Nazlı'nın ölümü hepimizi perişan etti. Ben ne yapsam, ne söylesem, seni mutlu etsem bilmiyorum. Sana layıkıyla ablalık bile yapamadım. Öyle söyleme. Sen olmasan, annem olmasa nasıl dayanırım öyle bir acıya hiç bilmiyorum. Toprak. İyi misin ablacığım? Ha? Gel. Gel biraz oturalım. Gel oturalım biraz. Ablacığım. Bebeğini cennete gönderdiğin gün başka bir bebeğin annesiz kalması bir işaret. Hem de aynı gün aynı şehirde. Demek ki teselliyi birbirinizde bulacaksınız. Hem bak o senden daha çaresiz. Hem annesi yok. Hem aç. Toprak bana sorarsan yap bu işi. Bebek için değilse bile kendin için yap. Nasıl söylersin bana böyle bir şey? O bebeği nasıl Nazlı'mı yerine koyarım? Annemin durumunu biliyorsun. İlaçlar ateş bazlı. Anneme bir şey olacak diye korkmazsam ben üsteler miyim hiç? Babamdan da hayır yok zaten.
Beni işten attılar Toprak. Cüneyt yalan söylemiş. Beni işte de evde de istemiyor babası. Neden bana söylemedin? Dünden beri yaşadıklarımızdan sonra bu önemsiz çünkü. Hem konumuz bu değil. Toprak annemi kurtarmamızın tek yolu bu. Al bakalım hatun. Hayırdır? Hangi dağda kurt öldü? Laf mı şimdi? Sanki sana ilk defa bir şey getiriyorum. Yok canım. Daha önce de getirmişliğim vardır. Ne zaman bir şey isteyecek olsan yaparsın böyle işler. Ya sen de böyle dersen ben nereye gideyim hatun? Benim huyumu bilirsin. Sondaki lafı baştan söyler geçerim. Bu yüzden adımız deliye çıktı ya. Belki belli edemiyorum da ne sen üzül isterim ne de kızlarım. Ama siz kadınlar hayatı yüreğinizle görürsünüz. Biz erkekler beynimizle görürüz. Dök bakalım eteğindeki taşları. Neymiş o beyninle gördüğün şeyler biz de bilelim. Ölüm ancak yeni bir hayatla yok olur. Sen kendinden bilirsin. Bulutumun acısı bir tek toprağa bağrına bastığında geçmişti. Küçücük bebeciği kucağına alınca toprağım yeniden hayat bulacak. Bak göreceksin. Yoksa ne hayırsız damat teselli eder onu, ne sen ne de ben. Eğer kızını acık düşünüyorsan karşı koyacağına kızının hevesini arttırırsın. Basbayağı da karşı çıkarım Remzi Efendi. Ben o evde tanıdım hayatı. Gençliğimi o eve verdim. Her bir taşını da, insanını da çok iyi bilirim. Bilirim ki o ev kızıma hayat vermeyecek. Hava olsa gözüm arkada kalmaz. Toprak yapamaz. Toprağımı ezerler orada. Canından bezdirirler. Kız sessiz durdukça üstüne çullanırlar. Çünkü onlar için kendilerinden olmayan köledir. Ama analık etmek gönül işi. Zorla olmaz. Hava olsa ne kendini ezdirir ne zehrini içine akıtır. O başını kurtarmasını bilir. Onlar aynı toprakta büyümüş, aynı tohumun farklı çiçekleridir. Toprağım gelincik misali narinken havam kardelen kadar asidir. Sağ olsun. Beyim, Emir'le anası geldiler. Sizinle bir şey konuşmak istiyorlar. Müsait değilseniz almayayım. Tamam, çağır gelsinler. Peki. Bunların da ne kadar evleri var ki? Şehirdeki o biçim konak. Bir Nevşehir'de var diye biliyordum ben. Uçsuz bucaksız toprak. Yüce Rabbim bir kere yürü ya kolum demeye görsün işte. Hı. Dilimi korkak alıştırmayayım şimdi bunlara da. 100 milyardan başlayayım ne dersin Emir? Sen daha iyisini bilirsin ana. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş gelmedik evladım. Acımız büyük. Gül gibi kızımı toprağa verdik. Gün yüzü yok artık bize. Başınız sağ olsun tekrar. Niye geldiniz? Nedir benden istediğiniz? Malum, ateş düştüğü yeri yakar. Bizim canımız gitti. Sen de baba oldun şimdi, anlarsın zamanla beni. Evlat demek canından öte demek. Allah sana acısını göstermesin. Tamam teyzeciğim, tamam. Biz taziyemizi gördük. Bunları demeye duaya gelseydin. Sen sarayda gel. Niye bu saatte dikildiniz kapıma? Benim kızım bu dünyadan göçüp giderken size bir hazine bıraktı. Oğul demek soy demek. Her baba yiğit de erkek çocuk doğuramıyor biliyorsun. Şimdi benim kızımın mükafatı ne olacak? Sana mı vereceğim kızının mükafatını? Yabancı değiliz artık, akraba sayılırız. Bizi de kollarsın değil mi enişte? Kollamazsak ne olur? Alır torunumu giderim.
alır torununu gidersin. Size uğurlar olsun o zaman. Yarın sabah konağa gelin, torununuzu alın. Nasıl, veriyor musun oğlunu şimdi bize? Siz yarın sabah konağa gelin. Hala uyuyor mu? Öf baba. Sana uyuyor mu dedim. Uyuyor. Annem de yanımda. Yavrum, rüya gördüm, bitti. Toprak, ne oldu, iyi misin? Ha? Bebek çok ağladı. Oh kızım, rüyalar böyle oyunlar eder insana. Sen hiç merak etme. Nazlımız gittiği yerde çok rahat. Anne, ben Nazlı'yı görmedim ki. Ağlayan bebek erkekti. Bu süt analığı bekleyen bebek erkek mi? Rüya mı gördün? Kabul etti değil mi? Abla. Bak, sadece anneme yetecek kadar para alınacak. Daha fazlasını aldığınızı duyduğum an geri dönerim, bilesin. Tamam. Ben konuşacağım. Da, sen emin misin? Gidecek misin yani? Sen de gelsen benimle. Hem ben tek başıma beceremem ki. Hiç değilse birkaç gün yalnız bırakma, ne olur. Tamam. Sen alışana kadar kalır. Ablam. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Gel biraz, gel bir şeyler konuşacağım seninle. Hayırdır? Oğlum. Gülsüm'ün anası geldi bugün. Ağzında bir şeyler geberiyor. Yok torunumuzu alacakmış da, yok seninle konuşacakmış da falan. Ne bu? Biliyorum, biliyorum. Konuştuk biz. Vereceğiz torunlarını. Ne? Yapma oğlum. Tamam, bu çocuğun anasını sevmedin. Oğlanı istemiyorsun. Ama görmedin mi Yusuf'un, bu çocuk aynı sen. Doğmadan reddetmek başkadır yavrum. Ama aldık artık kucağımıza bir kere. Götür yavrum, götür. Tamam, koy efendim. Ver oraya. Yusuf. Bak, sen vazgeçsen de ben vazgeçmem torunumdan. Gönül koyarım sana. Haberin olsun. Anne. Karışma şu işlerime. Ben dinliyorum Yusuf Bey. Tamam Murat. Anlaştık mı?
No hanım, ne var yine? Yusuf. İnadı tuttu gene. Gönderecek bu çocuğu. Bir konuşsan diyorum. O kafasına bir şey koymuşsa hiç beni dinler mi hanım? Bilmez misin sanki? Yılmaz Bey. Bu Gülsüm'ü sevmediğinden gönderecek torunumuzu. Ama bak, bak sonra çok pişman olacak. Aha buraya yazıyorum. Hadi kalk bir konuş. Dinler seni o. Olmaz. Benim oğluma güvenim var. Şimdiye kadar yanlış bir karar verdiğini gördün mü hiç? Elbet bir bildiği vardır. Çileliyim ben, çileliyim. Onca geldik gittik şu eve. Teyzem içeri adımımızı attırmadı. Şu koskocaman duvarların arkasında ne var diye merak ederken uyurdum bazen. Çocukluk işte. Merak ederdim. Şimdi de gelelim diye bir yalvarmadığı kaldı. Hayat. Bir bakarsın gök kubbedesin. Bir bakarsın yerle bir. Vallahi bildim sizin geldiğinizi. Hadi girin. Sultan abla öldü beklemekten. Hadi. Ver bavulu sen bana. Gelmeyeceksiniz diye ben bile korktum. Çok ağladı bebe. Aç, biber onu da almaz. Allah diyor, başka da bir şey demiyor. Hadi. Kız, ikiniz birden mi geldiniz? Hoş bulduk teyze. Hoş geldiniz. Annemlerin selamı var. Toprak alışıncaya kadar sende kal dediler. Toprak da istedi hem. Malum, acısı taze. Kızım, Hamiyet Hanım bir şey der şimdi yukarıda, ondan dedim. Sizin acınız neyse burada da aynısı var. Kimsenin aklı başında değil. Neyse, bırakam şimdi bunu. Hadi kızım, çocuğun açlıktan sesi kısıldı, hadi. Sütten kesilmedi değil mi? Yok teyze, ne kesilmesi. O kadar çok sütü var ki taş oldu memeleri. İyi, çok şükür. Dandandır, dandandır, ayva. Geldiler. Hoş geldiniz. Hanginiz emzirecek? Başın sağ olsun kızım. Gel kızım, gel içeri. Güzelce bir emzir. Eğer ağlamaya kalkarsa yeri göğü indirir. Hadi yavrum, hadi kızım. Güzelce bir emzir. Sen de karnını doyur. Helva getirttim. Ye. Ye ki sütün bol olsun. Hadi. Uzat kolunu. Torunum sana emanet. Müzik
Acısını içine gömecek artık. Bizim gibi. Ölen de ölünmüyor işte. Neyse. Ortalıklarda gözükmesinler Sultan. Çocuğu iyice emzirsin. Sen de ona iyi bak. Tatlısını tuzusunu eksik etme. Sütü bol olsun. Sen hiç merak etme hanımım. Tabii bunlar hep idare eder. Süt ana olarak kalsın. Ama bu çocuğa gerçek bir ana lazım. Ne bebek anasız kalır, ne erkek kadınsız. Ellerimle oğluma layık bir gelin bulacağım. Cümle aleme de bu Gülsüm rezaletini unutturacağım. Teyze. Teyze. Ha. Baksana. Geldim. Ne oldu? Bebeği kucağına almadı. Çok küçük bu toprak. Çok küçük. Senin bebenden bile küçük. Daha günü doğmadı. Aç kollarını kızım. Aç koynunu. Bırak canında can bulsun yavrum. Aman diyeyim vazgeçmesin. İnşallah teyze. Hem bebeğe de yazık. Sen sakın yanından ayrılma. Bir şey olursa bana haber ver. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Kız. Ha. Şişman Bünyamin seni oğluna isteyecekmiş diye duydum. Doğru mu? Cenazeden mi ertelendi? Yok teyze. Bitti o iş. Niye kız? Kısmetli iş. Para var, şan var. Bitti diyorum teyze, niye üsteliyorsun? Hadi hayırlısı bakalım. Daha iyisini bulursun inşallah. Gelmedi mi toprak? Bir arayıp sormadı da, iyiyim bile demedi. Tamam onun acısı var da, bizim de acımız var. Dünür, sen beni damadımla bir bıraksan da biz erkek erkeğe bir konuşsak. Toprak mı yolladı seni bu? Geri gelmeyecek mi? Yok oğlum, olur mu öyle şey? Bir defa ben izin vermem buna. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Karının durumu iyi değil. Ben kızımı hiç böyle görmedim. Evlat acısı tabii zor. Biz de yaşadık. Ben de iyi bilirim. Ama kadınlar için daha da zor. Allah korusun. Deliye çıkabilir. Karının durumunu senden saklayacak değilim. Toprak deliye çıktı çıkacak. Biliyorum. Bugün ben de konuşmaya çalıştım.
Allah'ın takdiri dedim. Ama durulmadı. Ama atlatırız bunu da. Yeter ki o böyle benden kaçmasın. Ben elimden geleni yapacağım onun için. Sana da sinirleniyor işin için. Bütün gün aramış, işim var demiş gelmemişsin. Toprağa teyzesin yanına yollayalım diyoruz. Aklı dağılır, acısı azalır. Para pul yok ki alayım kızımı başka bir şehre götüreyim. Aklımıza çağrı olarak bu geldi. Hemen biraz çıtlattım toprağa, hoşuna gitti. Koskoca konak, arada teyzesine yardım eder. Zamanı unutur gider. Ne kadar kalacak peki? Artık orasını biz bilemeyiz. Kendi ne kadar isterse, ne zaman iyi oldum derse. Sen de bağrına taş basacaksın. Yani kızın üstüne fazla gitmeyeceksin. Anlaştık mı? Çok şükür bebe memeye kavuştu da sustu. Ay emiyor mu? Hem de nasıl. Enik gibi yapıştı toprağa. Oh, çok şükür. Hadi bana bir kahve yap da içeyim. Yapayım. Hamiyet Hanım'ın da yüzünde güller açıyor ha abla. Oğlu evine döndü ya. Haklı kadın. Kaç aydır ayrı kaldı oğlundan. Ah benim kuzum da bir gelse. Koluna taktığı ilk kızı da kapar getirir gelin diye Hamiyet Hanım'a. Tabii kız. Şimdiden dillendirdi ben seçeceğim diye. Kız Sultan abla. Ne? İster misin senin bu süt analık yeğen olsun Yusuf Bey'e karı? Toprak mı? Hı. Toprak evli olmaz. Ama Havva olur. Yusuf oğlum, geleyim mi? Gel anne, gel. Allah'ıma bin şükür bugün oğluna süt anası geldi. İyi. İyi de kız bugün geldi. Yarın git mi diyeceğiz? Yarın gitsin diyordun ya. Torunum için. Ya anne siz kimseye bir şey söylemeyin. Hemen ayaklanıyorsunuz. Bir bekle. Ben sana ne yapacağını diyeceğim. Peki. Benden istediğin bir şey var mı? Sağ olun anacığım, sağ olun. İyi. İyi geceler. Kızım hadi elini çabuk tut daha bahçeyi derleyeceğiz hadi. Tamam abla. Oh öldüm. Şifa olsun hanım. Var mı benden başka bir isteğin? Bu da geçirmezse başka bir ağrı kesici alırım artık. Bir gecede sana ne oldu? Dün iyiydin. Ne anlatayım Sultan? Bitmiyor ki dert. Bitmiyor. Günaydın Yusuf Bey. Günaydın Sultan abla. Günaydın anne. Günaydın. Nasılsın? Nasıl olayım oğlum? Sabahlara kadar kabus gördüm. Oğlumuzla uğraştım hep. O Emir denen iblis almış bizim torunumuzu, götürmüş mermer taşlara yatırmış, öyle buz gibi taşlara. Ay bak bir de gülüyor. Yusuf'um, et bir telefona. Gelip almasınlar torunumu. Bakamazlar onlar. Bak süt anası da bulduk.
Şimdi mamalarla mı büyüsün garibim? Ya anacığım daha gelen giden yok. Hem çok istiyorlarsa alsınlar torunlarını. El bebek gül bebek büyütürler işte. Efendim sayın müsteşarım. Ay bak umurum. Sultan! Baş ağrısı ilacımı getir. Kime diyorum ben sultan? Geldik patlama. Geldim hanımım geldim. Abla, kapıda kılıksız bir adam var. Seni yeğenlerin babasıymış. Sen çağırmışsın, gelmek istiyor. Tam oldu şimdi. Sen bunu Hamiyet Hanım'a ver. Ben 2 dakikaya geliyorum. Gelin işte, gel. Karga bokunu yemeden diktin beni kapının önüne. Tüh bismillah, kızlar sana ilk günden yük olmaya mı başladı? Nedir, bir sorun mu var? Yok bir şey yok, gel anlatacağım, gel. Bayram değil, seyran değil. Baldız beni konağa alıyor. Hayır olsun inşallah. Sağ ol kızım. Sağ ol. Ah da benim bir tanem. Benim kara gözlüm. Oo bismillahirrahmanirrahim. Geç kızım otur sen de. Ah da benim bahtsız oğlum. O benim bir tanem kara gözlüm. Babaannesini hiç bırakmayacak. Söz. 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 Al bakayım kızım bunu. Bana bak. Ben çık demeden de sakın çıkmayın odanızdan, oldu mu? Hadi hadi. Geldim geldim. Dur. Ver ver. Geldi kör olmaya sıcalar. Ay Cemile sen miydin? Evet Hamiyet Hanım. Akşam için erzak almaya çıkmıştım. İyi. Hadi, hadi götürün onları mutfağa. Hadi biraz çabuk hareket edin, hadi. Öf. Yusuf'um. Efendim anne. Allah aşkına ara şunları. Geleceklerse gelsinler. Sabahtan beri öldüm öldüm, dirildim Yusuf'um. Anacığım gelecek olan çoktan gelirdi. Bu saatten sonra kimse gelmez. Sen merak etme. Nereden biliyorsun? Nereden belli? Biliyorum. Çünkü onların derdi sadece para. Parayı da alamayacaklarını anlayınca çocuktan vazgeçtiler işte. Sen biliyor muydun bunların gelmeyeceklerini? Vallahi gelselerdi çok şaşırırdım. Onlar derslerini aldı. Artık bu kapıya gelemezler. Senin de torununu rahat bırakırlar. Bana da gönül koyma sakın, tamam mı? Hem gelselerdi de vermeyecektim zaten oğlanı. Akıllı oğlum benim. Kara gözlü oğlum benim. Bana bak, bu baban gene haklı çıktı. Yusuf'un her şeyin en iyisini bilir dedi. Hadi gidelim de bir gönül ferahlığıyla kahvaltı edeyim ayol. Gel, gel, gel. Hadi çok acıktım zaten. Kızım annenle abin nerede Allah aşkına? Bilmiyorum babacığım. Şuradan bir poğaça ver bana bakayım. Ha geldiler işte. Günaydın. Günaydın, günaydın. 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 Günaydın oğlum. Günaydın. Afiyet olsun. Hamiyet Hanım, başınızın ağrısı geçti mi? Geçti Yılmaz Bey. Çok şükür geçti. Münevver, kızlara seslen de şu çayı getiriversin. Pınar. Çayı getirir misin? Anne. Bir şey soracağım. Hayır olsun kızım. İçeride bir sürü çalışan var. Eğer bir şeye ihtiyacın vardıysa birine seslenseydin. Yok, ihtiyaçtan değil. Kimse demedi. Bu çocuğun adı ne? Hakikaten abi. Adı ne olacak? Rahmetli Rüzgar olsun istemişti. Allah rahmet eylesin, hep böyle antin kuntin işlerle meşgul olurdu. Oğlum, aile büyüklerimizden birinin adını koymak daha münasip olmaz mı? Bir dakika anne.
Soyadı zaten bizden değil mi? İsmini koymak da annelik hakkı. Benim adımı da sen koymadın bana. Madem Gülsüm rüzgar istemiş, rüzgar olsun. İyi madem. Hayırlı olsun. Rüzgar. Adıyla bin yaşasın. Neredesin Toprak ya? Merak ettim. Adı Rüzgar oldu. Sırf rahmetli istedi diye. Tabii her erkek senin kocan gibi kro değil. Yalan mı? Ver bakayım şimdi birazcık bana. Almışken bir de baksana, ateşim var. Yok ateşi falan. Demin vardı. Düştü demek ki. Kahvaltı pasta bitmeden konuşmam lazım enişte. Kusura kalma. Bana bak Baldız, sakın ha vazgeçtiler paranı ödemiyorlar deme. Paranı alacaksın. Alacaksın da daha fazlasını istemez misin? Nasıl olacak daha fazlası? Mesela Hancıoğlu'yla akraba olmak. Kim istemez ki? Çıkarsana ağzındaki baklayı. Benden ne istiyor? Havva'yı. Eğer sen razı olursan Havva'yı Yusuf'a yapalım. Ailecek hayatımız kurtulsun. İyi de nasıl olacak bu iş? Yusuf'un nikahlı karısı olmak çok zor. Adam çocuğunun anasını bile almadı nikahını. Yusuf Hancıoğlu'nun nikahına da gönlüne de girmek zordur, evet. Yıllardır ne kızlar geldi gitti. Hiçbirini de koluna takıp ortaya çıkmadı. Çünkü onlar Havva kadar şanslı değildi. Ben onların teyzesi değildim. Ben bu insanların didik didik her yerini bilirim enişte. Yusuf elimde büyüdü. Huyu nedir? Ne yer, ne içer? Neyi sever, neyi sevmez? Suyuna nasıl gidilir? Az çok sen de bilirsin. Bir insanın zayıf noktasını yakalarsan onu parmağında oynatmak zor değildir. Tüyoyu sen vereceksin, Havva da adamın aklını başından alacak. Sen ne dersin bu işe? Yoksa Yusuf yerine damat olarak o emsiz Cüneyt'i mi istersin? Senden korkulur vallahi Baldız. O zaman niyetimizi Havva'ya açalım. Olur. Bak ama o ne diyecek bu hayırlı işe? Abla. Ay misafirine gitmedim abla, kusura bakma. Cemile, bana bir Havva'yı çağırsana. Tabii abla. Baldız. Sizde salam sucuk çoktur. Çaktırmadan bana bir kangal sarı ver de eve götürem. Hadi hadi. Bu senin son hizmetlerin. Sultan Hanım. Allah Allah. Neden gelmiş ki babam? Bilmem. Cemile, işin yoksa yardım etsene bana. Hamiyet Hanım yarım saat içinde boşalt bunları, Gülsüm'ün izi tozu silinsin dedi. O ne demek öyle? Vallahi öyle. Dün bir bugün iki ama. Aman zaten bilmiyor musun? Varlığına sevinmiyorlardı, yokluğuna da hiç üzülmediler anlaşılan. Ne kadar çok kıyafeti varmış. Ya hepsini Hamiyet Hanım aldıydı bunların. Bu Gülsüm'ü bunlar hiç sevmediler. Gelin almaya da niyetlenmediydiler ama sırf rezillik çıkarmasın diye de bir dediğini iki etmemişlerdi. Karnı burnundayken gitti aldırdı bunları. Doğrunca giyerim hesabı. Kız, şunları sokağa dökeceklerine bize verseler ya. Aman Pınar ya, çenen değil elin çalışsın. Sen de babanı bekletme istersen.
Şu düştüğümüz hale bak Yılmaz Bey. Tabii kadının kendinde bir hayır yoktu ki istediği isimde bir hayır olsun. Rüzgar. Tövbe tövbe. Ölenin ardından konuşma hanım. Ama yalan mı söylüyorum Yılmaz Bey? Yani bu isim ailemize münasip mi? Rüzgar. Ben rahmetli babamın adını düşünmüştüm. Emin. Rüzgar bunun yanında tırıvırı. Ya babamın adını koysaydık iyi olurdu diyorsun ama çocuğun oğlumuzdan olup olmadığı bile belli değil. Sen torunumuzun yüzünü görmedin mi Yılmaz Bey? Yusuf'un siması gelmiş oğlanın yüzüne konuvermiş. Bizim kanımızdan bu Yılmaz Bey. Bizim kanımızdan. Yani vallahi aşk olsun Yılmaz Bey. Sen de ağzını açıp bir çift laf etmedin ya. Ne yapayım? Analık hakkı diye bir şey var. Abla. Biziz kızım. Buyurun. Uyuyor mu oğlan? Yok. Ver bakayım onu bana. Bismillahirrahmanirrahim. Aman da benim güzel ol. Bak dedesi bak. Bak. Al bakalım. Aa, ne oluyor paşa? Niye öyle yüz ekşidi? Canım benim. İyi ama bak dede gelmiş. Babaanne gelmiş. Hay Allah gene başlayacak galiba. Alayım isterseniz. Al sen al. Zaten işimiz çok kısa. Olmaz hanım olmaz. Kulağına adını okuyanın kucağında olmalı bebe. Bilmiyor musun sanki? Biliyorum canım ama birazdan yeri göğü indirecek. Ver kızım ver sen bana ver bakayım. Ver. Madem bir işe giriştik bari usulüne uygun olarak yapalım ha. Tabii. Yılmaz Bey. Emin Rüzgar de bari. Tövbe tövbe. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eline sağlık baldız. Afiyet olsun. Baba, ne oldu, niye geldin? Anneme bir şey mi oldu? Yok kızım ya, annen iyi. Ha? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım, babanla ben bir şey konuşacağız seninle. Uzatmadan mevzuya gireyim, bir duyan falan olur. Teyzenin güzel bir fikri var. Sen onun söylediklerini sayarsın. Şimdi ben söylesem gala almazsın. Ne oldu teyze, hayırdır? Biz bir kabahat mi işledik? Ya ben uzatma diyorum, sen kulağını tersten gösteriyorsun. Lafı dolandırmadan diyeyim. Bebenin anası öldü ya. Evet. Daha toprağa soğumadan Hamiyet Hanım ona ana, kendine gelin aramaya başladı. Bu neden sen olmayasın? Ne? Teyze sen alay mı ediyorsun benimle? Ya sus da bir dinle hele. Bak hepimizin hali ortada. Ömür boyu çalışıp didinsek de aileden olmayınca olmuyor. Olmuyor tabii. Biz de olmayınca sizde de olmayacak demektir. İşte geldin gördün. Bir hancıoğlunun hayatına bak. Bir de kendininkine. Ha, sadece parası, pulu, görkemi için de demiyorum. Bir de saygınlığı var. Şimdi söylediklerim yalan geliyor ama bir şeyler dank ettiğinde geç olur. Hayat gelip geçici. Anan da dünya güzeliydi. Ne oldu? Eğer aklını kullanırsan bu konağa hanım olursun. Ne benim gibi hizmetçilikle geçer ömrün ne de anan gibi gözyaşıyla. Ha. Bize kadar gitmeye bile gerek yok. Kardeşinin hali de ortada. Bir kadın isterse padişahın bile yatağına girer. Ha. Eğer hanım olmak istiyorsa padişahın yatağına değil, gönlüne girmek gerek. Sen de evet dersen ben sana yardım edeceğim. Yusuf'un gönlünün anahtarı bende. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Hemen itiraz etme Havva kızım. Teyzenin dediklerini bir tart, bir düşün. Hem o sana 70'lik Yılmaz'a Karaoğul demiyor ki. Yani yakışıklı, dalyan gibi kudretli Yusuf'un karısı o diyor. Bana bak. Yarın öbür gün kararını ver, bana söyle. Hamiyet Hanım Yusuf'un koynuna bir kız koymadan onu oyalamanın bir yolunu bulayım. Hı? Hadi git şimdi.
Toprağı yalnız bırakma. Ha, siz şimdi ikiniz bana cidden... Sen şimdi bir şey deme kızım. Teyzenin söylediklerini iyi bir düşün. İyi tart. İyi hesap et. Sağ olasın Cemile. Oğlum, ben şu kahvemi içtikten sonra bir yazıhaneye kadar varayım diyorum. Baba sen yorulma. Ben birazdan geçeceğim zaten ofise. Yok be oğlum, esas sen yorulma. Her işe zaten sen koşturuyorsun her zaman. Amca yazıhaneye gidiyorsan ben de seninle geleyim. Ama evde ihtiyaç var dersen kalırım amcaoğlu. Gerek yok, sağ olasın. Bu arada bugün partiye de uğrayacağım. Biliyorsun belediye başkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Bakalım kime aday yapacaklar. İyi. Benden selam söyle başkana, unutmasın bizi. Sen ne diyorsun amcaoğlu? Sence belediye başkanımız kim olmalı? Bizim gündemimizde siyaset yok Mehmet. Delirdin mi sen? Belli ki önemli bir şey konuşuyorlar. Vallahi görürlerse fena olur. Ya konuştukları kendine kalsın. Sen göster bakayım hangisi Yusuf. Hı, bak. Ayaktaki. O çek kafanı da ben de göreyim. Yusuf bu yani. Bu belediye başkanlığı işlerini amcamla babamla konuşmak gerek Yusuf. Gündemimizdekileri ikimiz belirleyemeyiz. Şirket bünyesindeyse sadece ben karar veririm. Kimseye de sormam. İyi. Teyze. Hamdullah Bey, müsait olduğunuzda bir görüşelim. Özür dilerim. Ben sizi arayacağım. Ayak altında ne işin var kızım? Benim mi? Kas kafalı mısın sen? Etrafında başka kimse var mı? Ayak altında dolaşma. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Dünyanın sahibi olsan kaç yazar? İnsan değilsin işte. Herkes ayak altında, herkes senin uşağın değil mi? Ne oluyor? Ne olacak? Evin beyi herkesi çalışanı zannediyor. Bastığı toprak onun ya, kimse önüne çıkmayacak. Tamam tamam, sakin ol bakalım. Kimmiş o evin beyi? Kim olacak? Kendini beğenmiş Yusuf Hancıoğlu. Herkes köpek gibi korktuğundan beyefendinin burnu kaftağına çıkmış. Ben o burnu indirirdim ya. Anlaşılan sen korkmuyorsun Yusuf Bey'den. Neden korkacakmışım? O da insan değil mi? Hem bak, Allah herkese eşit davranıyor. Onun da evinden cenaze çıkmış. Çocuğu öksüz kalmış. Sen kimsin peki? Ben bu eve sultanlığa gelen kızın ablasıyım. Geleli bir gün olmuş ama hakkında çok şey öğrenmişsin maşallah. Herkesin dilinde. Bazı şeyleri eksik öğrenmişsin ama. Yusuf Bey dedikoduyu sevmez. Haberin olsun. Hani Havva? Getirmedim, kaldı. Neden? Sen onu almaya gitmedin mi? Hele dur bir soluklanayım. Al şunları elimden. Anlatsana. Ne var, ne oldu? Bir şey yok hanım. Keyfim yerinde sadece. Huzurum kalmadı. Fani dünya. Efendim Cüneyt, niye arıyorsun? Vay be. Öyle mi olduk şimdi? Ne arayıp duruyorsun ha? Ben senin sevdalınım kız.
Ne sevdası Cüneyt ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Havva, aşığım. Çık gel konuşalım ne olur. Hiçbir yere gelemem canım. Ayrıca Toprak iyi değil. Yalnız bırakmamam lazım. Ben de iyi değilim. Kardeşin kadar değerim yok mu yani yanında? Cüneyt. Toprak sabaha kadar oturacak değil herhalde. Bana bak Havva. Birazcık değerim varsa yanında yarım saate çıkar gelirsin bizim tepeliğe, tamam mı? Hem ben senin için bu kadar fedakarlık yaparken beni böyle paspas gibi ezemezsin, tamam mı? Tamam Cüneyt, Allah aşkına sus. Yeter tamam, geleceğim ama sen de artık aramayı keseceksin. Kapatıyorum ben. Bir şey olacak abla. Baksana al al yanakları. Aynı Nazlım gibi. Bak bakayım bana. Toprak. Bir şey olmayacak. Bir şey olduğu yok. Sen içindeki korkudan acıdan böyle hissediyorsun sadece. Hem bak. Rüzgar çok sağlıklı. Sen de elinden geleni yapıyorsun. Ona çok iyi bakıyorsun. Ne olur artık at bu kötü düşünceleri kafandan ablacığım. Birazcık güven bana. Sen öyle diyorsan tamam. Gideyim mi ben artık? Yok, gitme. Hem sen de bakarsın ateşi var mı diye. Toprak dedim ya Cüneyt iyi değil. Bir delilik yapacak diye korkuyorum. Gelecek burada rezalet çıkaracak. Hemen gidip döneceğim, söz veriyorum. Sen de daha fazla merak etme, tamam mı? Ama nasıl gideceksin ki? Fark ederler. Hem teyzem de surat eder şimdi. Hiç kimsecikler görmeyecek ki beni. Toz olup uçacağım. Hadi Rüzgar'la birbirinize iyi bakın, tamam mı? Aman beyim, kurban olayım yapmayın. Bir hatadır olmuş, benim haberim yok. Bunun ne işi var burada ya? Nasıl haberin yok Bünyamin? Kimi kandırıyorsun? Ne sandın sen beni? Bu sizin mi? Evet beyim. Bizim. Dışı senin, içi başkasının o zaman. Dükkanında mal kaynıyor, haberin yok öyle mi? Vallahi benim haberim yoktu. Bir şans verin, bunu kim yapmış bulayım Yusuf Bey. Yusuf mu? Ben seni uyardım Bünyamin. Bu senin ikinci şansındı. Aptal Havva, ne yaptın? Yusuf Bey, acıyın bana. Burası benim ekmek... Bırak bu lafları! İnsan kendi teknesine pislemez. Haram bulaştırmaz. Alnının akıyla çalış diye verdim ben o dükkanı sana. Yarından itibaren boşaltacaksın. Bir tane mal sattığını görmeyeceğim. Çık dışarı! Evin beyi herkesi çalışanı zannediyor. Bastığı toprak onun ya, kimse önüne çıkmayacak. Tamam tamam, sakin ol bakalım. Kimmiş o evin beyi? Kim olacak? Kendini beğenmiş Yusuf Hancıoğlu. Herkes köpek gibi korktuğundan beyefendinin burnu kaftağına çıkmış. Ben o burnunu indirirdim ya. Anlaşılan sen korkmuyorsun Yusuf Bey'den. Neden korkacakmışım? Hı? O da insan değil mi?
Aman beyim, haberim yoktu. Bir şans verin, bunu kim yapmış bulayım Yusuf Bey. Ben seni uyardım Bünyamin. Bu senin ikinci şansındı. Ateşin mi var senin? Hava neredesin? Günaydın. Günaydın Yusuf Bey. Özür dilerim. Sen bebeğin yanında dur, ben bir gidip geleceğim. Ama... Nereye? Bebek nerede? Rüzgar içeride. Ben de hemen bir annemlere kadar gidip geleceğim. Bu daha kaç günlük bebek? Böyle bırakıp gidilmez ki. Ama daha şimdi emzirip yatırdım. Kızım, bu işin emdisi doydusu olmaz. Ayrıca bu içerideki Sabi'den daha mühim ne olabilir ki? Peki sen benden izin aldın mı? Peki Sultan'ın haberi var mı? Yok. Öyle elini kolunu salladın gidiyorsun. Bu evin bazı kuralları vardır kızım. Sen de burada oldukça buna tabisin. Bunu sakın aklından çıkartma. Hadi bakalım. Şimdi doğru çocuğun yanına. Allah Allah! Görüyorsun değil mi? Herkes Hancıoğlu için koşturuyor.
Bu konak Kapadokya'nın kalbi. Bu konağa sahip olan Kapadokya'ya da sahip olur. Hala mı düşünüyorsun? Hayır. Kararımı verdim teyze. Yusuf Ancıoğlu'nun karısı olacağım. Çocuk ağlıyor, duymuyor musun? Toprak. İyi misin? Ahmet Hanım, canımızı okur. Ben yapamayacağım. Söyleyeyim, başkasını dursunlar. Yerine bir şey mi oldu? Senin yüzünden bir şey mi oldu? Nereye gidiyorsun? Ben yapamam. Nazlı'ma bakamadım, rüzgara da bakamadım. Toprak, bunu da nereden çıkardın? Toprak. Rüzgarın da sebebi olur. Bırakın, ne olur. Toprak. Gitme.